tabi deprem hepimizi çok derinden sarstı. Yani hayatlarımız değişti, oradaki insanların hayatı değişti. Kayıplarımız var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii ki. Yaralara da şifalar diliyorum, acil şifalar diliyorum. Ama burada hayat bir şekilde devam ediyor. Ve oraya destek sürdürülmesi gerekiyor. Bir takım şeyler yaptık yani yapılan şeyler söylenmez. Yaptık ama öyle bir projeye geldi ki iş yani artık orada geri kalan ailesini kaybetmiş çocuklar özellikle eğitim hayatlarına devam etmek zorundalar ve hangi parayla nasıl bir destekle yapacaklar bunu mutlaka ki e, devlet bir takım şeyler yapacaktır ama bizler de üzerimize düşeni yapmamız e, gerek, gerekir diye düşünüyorum o yüzden bu oluşumu duyunca çok hoşuma gitti çünkü şunun farkına varmamızı da sağlayan bir hareket bu yani evet bizler orayı desteklemeliyiz sporcular olarak ama ülke olarak vatandaşlar olarak devlet olarak orada kalıcı bir destek verilmesi lazım ta ki son çocuk okulunu bitirene kadar. Çünkü eğitim çok önemli. Çocukların okuması çok önemli. Önlerinde çok uzun bir hayat var. Eğitim hayatları var. İş hayatlarına atılacaklar. Çok büyük mağduriyet var yani orada. O yüzden işte bu proje yani çok ilgimi çekti. Çok hoşuma gitti. Ben de sporcu olarak ülkemi temsil ettiğim İlk dünya şampiyonluğu kazandığım ıstakamı bu oluşuma bağışladım. Bu hem Darüşşafaka ve Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı merkezli bir oluşum. Oraya gidiyor paralar. Sokrates sahada.com internet sitesinde açık artırmayla satılacak bu ürünler. Umarım çok iyi fiyatlara satılır bütün bu ürünler. Çünkü ben işte atıyorum dünya şampiyon olduğum ıstakayı bağışlıyorum. Öte yandan Metagazos olimpiyat şampiyonu olduğu oku bağışlıyor oraya. Bunlar sporcuların aslında kendi müzelerinde çok önem verdikleri nesneler. Ee, ama bu olay karşısında anlamını yitiriyor yani benim için anlamını yitirmiş vaziyette yani. Olsan olur olmasa ne olur diye düşünüyorum ama bunu alıp e, kendi koleksiyonuna eklemek isteyen ve bu işe para harcayan insanlar e, oraya destek olmuş olacaklar ve süre gelen bir destek vermiş olacağız oraya diye düşünüyorum. Bunu biraz olsun anlatabilmek için ben de katkıda bulunmak istedim bu projeye. Var bir sürü sporcunun, atletin özel formaları var. Mesela çok özel maçlarda giydikleri formalar var. Drogba'nın mesela giydiği çok özel bir forma var. Onu bağışlamış. Bence çok özel bir şey o da. Onun gibi birçok sporcunun bağışları var buraya. Kendi müzelerinden çıkarıp verdikleri. Umarım bu hareket insanları harekete geçirir. Çünkü bizim yapmaya çalıştığımız şey salt burada bir para toplayıp o parayı götürüp alın işte biz de para topladık. Siz de okursunuz bu parayla demek değil. Orada yaşanan bu depremden etkilenen herkesin desteğe ihtiyacı var. Özellikle de okul hayatına, eğitimine devam etmesi gereken annesini, babasını, ailesini kaybetmiş çocukların. Umarım amacına ulaşır bu proje çünkü dedim ya yani süre gelen bir destek olması lazım. Yani biz şimdi destekledik tamam bitti mi? Yani 6 ay sonra unutacak mıyız? Desteğimizi çekecek miyiz? Hayır. Yani biliyorsunuz hani böyle destekler verilir. Kimse bunun havasını atmaz yani. Veren verir. Biz de burada aslında bu projeyi böyle anlatmakla kimseye bir hava atmak gibi bir derdimiz yok yani. Bizim derdimiz şu arkadaş biz sporcuyuz bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkeyi temsil ettik ve bu olay bu ülkede yaşanıyor. Bu ülkenin insanların da desteğe ihtiyacı var. Madem öyle hadi harekete geçelim. Tam da tek yürek olma zamanı. Çünkü e, bunu çok net gördük yani. Vatandaşın aslında nasıl tek yürek olduğunu gördük. Bu beni çok duygulandırdı. Ben e, Sokrates Sokratessahada.com internet sitesinden bu bahsettiğim ürünlere ulaşabilir ve açık artırmayla o ürünlere ulaşabilirsiniz. Eğer imkanınız varsa olabildiğince oraya para aktarabilirseniz bu orada okuyan çocuklara destek olmak amacıyla yapılmış. Darüşşafaka ve Türk Eğitim Gönülleri Vakfı destekli bir proje. O yüzden çok büyük anlamı olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de bu işle ilgilenirsiniz. Ben de naçizane kendi sakamı bıraktım oraya. Ee, birisi için anlam ifade ediyorsa e, yani artık onun olsun.